Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetlik televizyon köyçiler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızda kürşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdurrahim Paraç. Hürmetlik televizyon köyçiler. Bu hafta sizlere sunmakçı olan haberlerimizin asas mezmunu tüvendikçe. Yakın nahisinde Kıtay tecavüzcileri, nahi merkezindeki 13 mukam meydanında TC Gümpüs Ügüş Paliyet ilmağın. Bu paliyetke nahi tevessizdeki 32 yizi bazar ve ahali komitetini bulup cemiye 11 bin kişinin bu faaliyetin mecburi katlaştırılığı doğrusu haberimiz huzurunda. Ondan başka yana Ankara'da ötküzülgen 13. nöbetlik İslam Dünyası Halkara Yaşlar Uçuruşu da Şarkı Türkistan doğrusu da dokulat birilgenliği doğrusu haberimiz bulundu. Hem yanı şundakla Tayland, Bangkok partılış ve akasiki çetişlik de kolu gelingen işki Uygur'un kisutu tercüme yokluğu sebebinin küçük türelgenliği doğrusu haberlerimiz ve ondan başka haberlerimiz huzurunda bulundu. Dikkatinle ekranımızda bulsun. Yakın nahiyesinde Kıtay tecavüzcileri nahiye merkezine yerleşkan 13 mukam meydanı da 11 bin kişinin mecburi katnışı veren TC Gümpüsü Ügünüş faaliyeti elip vardı. Uygurlarının medeniyet merkezlerinden biri bolgan Yakın nahiyesinde Kıtay tecavüzcileri nahiye merkezine yerleşkan 12 mukam meydanı da nahiye tevessüdeki 32 yüzbazar ve ahalle komitesinden 11 bin kişinin mecburi katnışı veren TC Gümpüsü Ügünüş faaliyeti elip vardı. Bu vaqtda Xitoy Markaziy Radiosi, Tengritaq Tori, Xinjiang Televiziyasi qatorliq Xitoyning zo'ni bo'lgan axborot vositalari bespasi xabar berib, bu atalmish davlat naqshi etib tajikumusi mas'ul qilish nomidagi faoliyatning Junxo millatlarining asl madaniyat an'anasini joriy qildirib, vatanparvarlik tarbiyasi qanot yoydirishni maqsad qilganligini ilgari surgan. Yakan nahiyasi Sharqi Turkistondagi eng cho'ng nahiya bo'lib, mashhur Saidiya xonligining poytaxti bo'lgan. Uningdan boshqa O'rta Osiyodagi madaniyat o'choqlaridan biri hisoblanadi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Uyg'urlarning tajovuzchilik va zulmga qarshi kurashi bir kunda to'xtab qolmadi. Bo'libmi yakan xalqining qarshilik harakatlari alohida bo'lib keldi. 2014 yili 28 yil yuz bergan yakan qonliq qirg'inchiligidan keyin Xitoy tajovuzchilarining yakan xalqiga qaratgan bastur siyosiy tahmasi bilishib, qurol kuch orqali Xitoy madaniyatini Uyg'urlarning butkul hayotiga majburiy singdirishga urinib keldi. Xabarda ma'lum bo'lishicha 8 oydan 18 kuni Xitoy tajovuzchilari Yakan noyasida 11 ming kishini majbur tashkillab, ularga Xitoycha an'anaviy mashq kiyimlarini kiydirib, cho'ng kilimda tajik umsi mashq qilib borgan. Xitoyning Xinjiang xabarlar programmasida bu vaqtda berilgan xabarda o'z tasirotlarini so'zlagan Yakan noya tog'or jazo 23 kanatning Xitoy kompartiya sekretari Tursunjon To'xti Uyg'ur dehqonlarining tajik umsi ugunishini mundoq tushuntirgan. Tajik Gümpüsü Ügünüş davomida kentdagi Uyg'ur yoshlarining qo'sh til ugunish saviyasi oshirilib, yoshlarning mehr shafqat yetkazishga bo'lgan o'z ishidan aktivlik oshirildi. Kentdagi qiyinchiligi bor zo'r bir dukum dehqonlarga yordam qilgandan keyin kentimizdagi dehqonlarning ishonchiga erishdi. Buning bu so'zlariga qarama-qarshilik vaziyatlar dehqonlarning Tajik Gümpüsü Ügünüşiga sabab qilib ko'rsatgan tutruqsiz iboralari Sharq Turkiston elib berilayotgan rahimsiz assimilyatsiya siyosatlarining naqlar ichinish holatda ochiq oshkora elib berilayotganligini bildirmoqda. Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarni Xitoy askarlariga mulozimat qilishga va ulardan hol so'rashga majburlamoqda. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmlarining kundan-kunga eshig'iga tushib, bu zulmlarning shakli, turi va usulimi uning masalda har xil nomlar bilan ko'paymoqda. Yaqingi yillardan beri Xitoy matbuotlarida atalmish armiyani himoya qilish, hukumatni himoya qilishdan iborat ikkini himoya qilish faoliyatlari zo'r kuch bilan tashviq qilinayotgan bo'lib, bu faoliyatlarda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning har xil shakllarda tajovuzchi Qizil armiyadan hol so'rash kerakligi talab qilinish bilan birga, ular Xitoy hukumati va armiyasini himoya qilganligini ifodalashga majburlangan. Xitoyning Tengritaq to'g'ri bergan ma'lumotida Qashqar shahrining o'zida atalmish ikkini himoya qilish rahbarlik guruhidan 58-i, armiyani himoya qilish oila tabaqlariga e'tibor berish tashkilotidan 367-si, armiyaning oila tabaqlariga e'tibor berish mulozimat guruhidan 696-si, Harbiy soqchi xalq o'rtoq qurish nuqtasidan 88-i, harbiy soqchi xalq o'rtoq qurgan madaniyat kent bozoridan 21-si, harbiy soqchi xalq o'rtoq qurgan madaniyat ko'znakdan 18-i qurilgan. Bu o'rinlarning hammasi Xitoy armiya askarlarini alohida imtiyozlarga ega qilish va ularning bu alohida imtiyozlarini qo'g'lash va kuchaytirish bilan birga to'liq kafolatga ega qilishni maqsad qilgan bo'lib, tavallikdagi Uyg'urlarni yuqoridagi nomlar bilan Xitoy askarlar uchun xizmat va mulozimat qilishga majburlaydiganligi ma'lum. Yuqori qurullarning tashkillashi bilan tavallikdagi Uyg'urlar Xitoy askarlarining gazarmalariga berib yoki maxsus belgilangan urullarda ularga Uyg'ur doppilarini kiydirish,
Уларның көңілеш үшін нақшы музыка, ұсул қатарлық, сәне нұмырлың ұрылаш қатарлық ішлерға мәжбұрланған. Тәңіртақ тұрының 8-ci айның 23-ci күні берген бұның алақадар сөретлі қәуірді, 21-ci ауғыз Қашқар шәрді ұйғыр қызы қолларының Қытай әскерлерге ұсул ойна беріп атқан, ұйғыр бойларының болса бұ Қытай әскерлерге ұйғыр допысын кейдіріп атқан көрініші берілген. Xəbərdə bu fəaliyyətin Qəşqər Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyə İdarəsi, Atalmış Şəhərlik 2-ni Himayə Qılış Xizmət İşxansı, Şəhərlik Naxsul Ümiki və Şəhərlik Serik Ümiki qatarlıq urullarının təşkilləşi bilən, Xitay Armiyasının Qəşqər Şəhərdə turuşluq məlum qısmıqı bilib, Armiya bilən xələq ortaq qoruluş birləşmə köngül içi yığını və konu əskərlən uzutuş halsırış oyunu qoyuş fəaliyyəti ütküzü deyib xəbər qılınqan. İHH İnsanpərvərlik Yardımı Fondi Cəmiyyət Heyəti və Pakistan Kinəş Palatası İşki Kabinet Daimi Komitetinin başlığı Şərqi Türkistan Mağarib və Həmkarlıq Cəmiyyəti ziyarəti oldu. Türkiyədəki xalqaralıq səxavət örgünü bolğan İnsan Haq və Hürriyyətləri İnsanpərvərlik Yardım Fondi Cəmiyyəti, qısqaca İHH-nın müavin rəisi Hüseyin Uruç başçılığındakı bir heyət Şərqi Türkistan Mağarib və Həmkarlıq Cəmiyyətində ziyarəti oldu. Ma'arif jamiyati bu hay'at bilan birgina bir aziz mehmonni, ya'ni Pakistan Kengash Palatasi Ichki Kabinet Kotibotligi Doimiy Komitetining boshlig'i Muhammad Talha Mahmudni kutib oldi. 23 avgust seshanba kuni tushdan keyin harbiy siyosiy o'zgarish o'rnashdan keyin Turkiyada ziyorati bo'layotgan Pakistan Kengash Palatasi a'zosi Muhammad Talha Mahmud IHH insonparvarlik yordam fondining muavin raisi Hussein Urush boshchiligidagi bir hay'at bilan birga Sharqiy Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyatida ziyorati bo'ldi. Cəmiyyət rəisi Hidayətullah Oğuzxan, Cəmiyyət başnazir Abdulhakimxan Məxsumacı və başqa idarəyət əzaları onlarını kütüb aldı. Hidayətullah Oğuzxan əbəndi Muhammed Talha Mahmud və Hüseyin Uruç qatarlıqlarqa cəmiyyət xizmətləri haqqında qısaca məlumat verdi. İki tərəf arasında qızğın söhbət olub ötdü. Mehmanlar Şərqi Türkistan vəziyyəti haqqında uçurlarqa ige qılındı. Həyət şərbəgə uyğurca tamlar bilən tamaq ziyafəti verildi. Anqarada ötküzülgən 13-cü növətlik İslam Dünyası Xalqara Yaşlar Uçuruşu da Şərqi Türkistan haqqıda dokulat berildi. İslam Dünyası Ammiyyü Təşkilatlar Birliki Yaşlar Şöybiz tərəfədən uyuşdurulgan 13-cü növətlik Xalqara Yaşlar Uçuruşu 19-cu avqustun 24-cü avqustuqçıya Türkiyənin Anqara və Konya şəhərlərdə ötküzüldü. Pəaliyyətgə uyğurlarımı qatnaşdı və Şərqi Türkistan temisində dokulat berdi. İslam dünyasındaki mötevər alimlar, ammiyyü təşkilatlar rəhbərləri və hər qaysı sahələrdən gələn yaşlar cəmi olan yığılışqa Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Yaşlar Şöbəsinin məsulü Abdusalam Təklimikan iştirak qıldı. Bu qədimlik uçuruşunun açılış mərasimi 19-cu avqust cümə günü Ankara'da ötküzüldü. İlmi muhakim yığılları 20-ci sıra rəsmi başlandı. Fəaliyyət 2 gün Ankara'da ötküzülgəndən keyin 22-ci sıradan başlayıb fəaliyyət orneği Türkiyənin otur qismindəki Konya şəhərinə ötkəldi. Bu xalqaralıq fəaliyyət Türkiyə rəhbərlərinin yüksək könül bölüşü gəlişdi. Fəaliyyətin düşənbə günü düşdən keyinki ilmi mühakimə qismində Abdusalam Təklimikan Şərqi Türkistan temasında doklad verdi. O Şərqi Türkistanın tarixi, coğrafiyəlik əhmiyyəti, Xitay işğalığı düşüb qılışı və bugünkü üstüçük türmüqə aylanğan vəziyyəti qatarlıq məzmunların çörgünə alə leksiyə verdi. Xalqara yaşlar uçuruşunun tunca qıdımlığı 2008-ci ilə ötküzülgən bulub, Hazırgıca Hindonoziya, Sudan, Albaniya, Malaysiya və Türkiyə qatarlıq oxşumuğun dövlətlərdə 12 qıtım müvafiqiyyətlik ötküzüldü. Bu fəaliyyətlər arqalıq İslam dünyasının hər qaysı caylardaki 50-dən artıq dövlətdən gəlgən, hər qaysı sahələrdən bulub 1500-dən artıq yaş uçuruş pürüsüge erişdi. İstanbul'da ənənəvi təntərbiyə mədəniyyət bayramı 26-cı ilə cümə günü rəsmi başlandı. Şərqi Türkistan Mağarib və Həmkarlıq Cəmiyyəti çadır qurub, ko'rgazma etish uchun tayyorlik xizmatlarini bitirib bo'ldi. Dunyo an'anaviy tanarkat madaniyat bayrami 26-sal juma kuni rasmiy boshlandi. Sharqiy Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati 3 kunlik faoliyat jarayonida chedir qurib ko'rgazma etish uchun tayyorlik xizmatlarini bitirib bo'ldi. 8-ci ayning 26-ci kundan 28-ci kunigacha Istanbul kichik chekmacha rayonida an'anaviy tanarkat, ya'ni etnospor madaniyat bayrami o'tkaziladi. Yevro-Asiya Türk Cəmiyyətləri Federasiyası bilən Şərqi Türkistan Ma'arif və Həmkarlıq Cəmiyyəti birlikdə Şərqi Türkistan çadır qurub körgəzmə açıdı. Bu fəaliyyətni Dünya Etnospor Federasiyası uyuşturğan olub, 26-cı ilə başlanıb Küçükçəkməcə rayonunda 3 gün davamlaşıdı. Xalqaralaşqan bu fəaliyyətə 11 tənərkət türdə Türkiyə və çətəllərdəki türk xalqlarından olub cəmi 20 komanda qatnaşıdı. Fəaliyyətdə hər xil çelişiş, atlıq nəzətiş, ötmüşdəki və günümüzdəki ənənəvi ballar oyunları, Osmanlıca oxuyacılıq qatarlıq müsabıqa türləri ötküzülüdü. Şunaqla Ottur Asiya və Anatoliyanın ənənəvi taamları, köçmən çarucu millətlərinin turmuşu eksettürülgən çidir mədniyeti və uzun tarixi iqə qol hünər buyumları qatarlıqlar körgizmə qılınıdı.
Bu faaliyetke Kazak Türkleri Vakfı, Bulgariya Türkler Cemiyeti, Dünya Türkleri ve Kırındaş Milletler Cemiyeti ve Kırgız Türkleri Cemiyeti Katarlık köplügen ammi teşkilatları katnışıdıgan bulup, her bir Türkü milletke vakalten bir çedir kurulu. Yavru Asya Türk Cemiyetleri Federasyonu bilen Şerqi Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti hemkarlaşıp Şerqi Türkistan çedirini kurup, medeniyet buyumları körgezmesi açıdı. Bu yer yine Kazakistan çedirleri, Kırgızistan çedirleri, Özbekistan ve Afganistan Türkler çedirleri Katarlık çedirler kuruldu. İgilişimizce İstanbul'daki Türkistan sofrası aşkansı bu faaliyetke Türkistan Uygur polosu bilen katnışka teyirli kılgan. 3 günlük faaliyet cereyanda her günü 1000 kişilikten 1.5 bin kişilikçe polo itildi. 24. Ağustos Dünya Etnospor Federasyonu'nun başlığı ve Türkiye Devlet Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hizmetlerini gözden geçiriş cereyanda Şarkı Türkistan çedirini ziyaret kıldı. Bilal Erdoğan yine polo hakkında malumatlar gibi oldu. Tayland, Bangkok'taki partılış hücumu çetişlikte kol gelinilen işki Uygur'un suyutu tercüman yoksuki sebebinden kiçiktirildi. Tayland'daki bir herbi sot mehkemesi seyşembe günü ötkeyle Bangkok'ta yüz bergen parlatış hücumuna çetiştik deyip kolgalanan iki Uygurlu sotlugan. Lekin aklıqışı taraf bir Uygur tercüman teminle birilmeşke sot geçiktirilgen. Birleşme Agatlıqının haberi kılışca muhbirlerinin yakınlaşının sakınlaşın bu ikkiyle maşini bilenler sot mehkemesine elip girilgen. Ötkeyle 17. Ağustos Tayland baytaxtı Bangkok'ta parlatış yüz berip 20 adam ölüp 120'den artık adam yaralangan. Tayland sakçıları birkaç haftadan keyin Mirali Yusuf ve Bilal Muhammed isimli iki gumandarını kolga alganlığını hem onların Xitay'dan gelgen Uygurlar ikenliğini ilan kılgan idi. Lekin yakında bu iki kişi özlerinin günahsız ikenliğini dastlabda Tayland sakçılarının xorlanışı ve qiyin qıstaqlar sebebinden iqra qilishga mecbur bolganlıqni aşkarladı. Onlardan birinin aqlıqçı advokati Chuchart Kanpay bugün guvohlik sözünü bayan kıldığan tunji gün. Menimcha bu dilo keler yılgıça sözüldü. Tıxım köp vaqt sarıp kılındı degen. Türkiye armiyası Suriye'nin şimalı kısmında Fırat kalkını namıda herbi hareket başladı. Neticede Carabilis Suriye'deki öktüç kurallı kuşla bulgan Erkin Suriye armiyasının kulu gitti. Türkiye armiyası Suriye'nin şimalı kısmında Fırat kalkını namıda herbi hareket başladı. Hareketke Türkiye armiyası alaylı kısımları tanka ve F-16 uruş ayrıplarları katlaştırıldı. Suriye'deki öktüç kurallı kuşlar bulgan Erkin Suriye armiyası Türk armiyasının imayası Carabilis'in kontrolü kaldı. 24. Ağustos seher saat 4'te Türkiye armiyası alayda kısımları Türkiye-Suriye çekirgesindeki Carabulus'a resmi herbi hareket başladı. Türkiye armiyası tankileri Suriye çekirgesine girdi. Şunun bilen birge Carabulus'taki DAEŞ noktalarının havadan bombardıman kılınganlığı bildirildi. Taratkularda bunun Suriye uruşu başlangan 5 yıldan buyan Türkiye'nin Suriye'de ilip barıgan en çok kilenlik herbi hareketi ikenliki ilgiri sürüldü. Türkiye'nin Carabulus'a herbi hareket başlayan gününden Amerika Muavin Prezidenti Joe Biden'ın Türkiye'ye ziyaret gelgen günü doğru geldi. Biden'ın gün tarifinde iki devlet arasında ihtilaf şekillenmekten Suriye krizisi ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye kaytırılış meselesi barıydı. Amerika, Türkiye armiyesine istihbarat ve havadın bombardıman kılış cihette yardım mergenlikini bildirdi. Germaniya Katarlık devletler terörlük tehdidine uçuravatkan Türkiye'nin bu hareketini kollaydıganlığını bildirdi. Türkiye devlet reisi Recep Tayyip Erdoğan şükrünü bayan edilen kılıp, bu hareketinin DAEŞ'a ve Kurt kurallık güçlerine katılganlığını bildirdi. Bu hafta Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım televizyon programında söz kılıp, nime üçün Türkiye armiyasının Suriye'ye kirganlığının sebebi ve herbi hareketinin kaçanığıca devam kıldığanlık doğrusu toxtalıp mındaq dedi. Türkiye çigara sırtıdan xavfga duç geldi. Türkiye birkaç qatım DAEŞ ve PKK'nın terrorluk hücumuna uçurdu. Türkiye devlet bexatarlığını qoğdaş üçün çigara sırtıda hareket edip verişten başka şart tapalmadı. DAEŞ ve YPG kurallık teşkilatları Türkiye çigralarından uzaklaştırılan kadar bu herbi hareket devam kıldı. Hücum başlığın neçi saatten keyin Carabulus'a karşılık neçi yez bazarının arka arkadan Türkiye'nin kolluşta bu hareketi katlaşkan Erkin Suriye Armistan koluğa ötkenlikle haber kılındı. Erkin Suriye Armistan hareket başlığının 12 saatten keyin Carabulus'a kirgenliği bildirildi. Türkiye bu kıtımkı herbi hareketke Fırat kalkanı dep nambergen bulup bundak buluşta Carabulus Fırat deryası boyu yerleşkan. Carabulus Suriye'nin Alep bölgesine karşılık şehri bulup 2013 yılı İyul'da Irak Şam İslam Devleti'nin kontrolüne ötken. Bunun da bir neçe hafta burun Türkiye tarafından terörlük teşkilatı deb atılgan Kurt kurallık teşkilatı bolgan P7 Amerika'nın yardımasında Carabulus'a yakın bolgan Menbiş şehrini İslam devletinin koldan tartıp algan. Türkiye'nin asaslık endişesinin bu rayondaki Kurt kurallık güçlerinin devamlık ilgirilişinin tosuz şikayetlikke ilgiri sürüldü. Bundan burun Türkiye rehberleri köp katın P7'nin Fırat deryasından şarkıya çekinip çıkıp gitişi gerektiğini aytkan idi. Hindistan, Xitay'nın narazılığı karamasından
Hindistan Xitay çigirisiga ən yaqın avazdan tiz uçudugan Brahmos namlıq başqurulduğan bomba urulaşdırdı. Hindistan taratqılarının 23-cü sıradaki xəbərlərə əsaslanğanda gerçi Xitay tərəf narazılıq bildirətqan bolsa mı, Hindistan armiyası yanına Xitay Hindistan çigirisiga ən yeni avazdan tiz uçudugan Brahmos namlıq başqurulduğan bombanı urulaşdırdı ekan. Hindistan hərbi əməldarları bu vaqtda mundaq degan. Hindistanın allaburun özü endişe kılıvatkan tehdit ve bihaterlik meseleleri var. Ziminimizde kandak urlaştırış ile biri çokum Hindistan'ın özünün işi buluş gerek. İlginizce, bu ayının başında Hindistan hükümeti Devlet Müdafiye Ministerliğinin Şarkı Şimali rayonlarındaki Hindistan-Kıtay çigirisiga sürüti avazdan tızbalıgan çarlıqçı başkırılgan bomba Brahmos'u urlaştırış layihasını tasdiqlagan. Xitay Azadlıq Armiya gezisi 20 avgust maqali ilan qilib Hindistan'ın çigiraga başkırılgan bomba urlaştırış hareketini ayıplagan. Makalda bu allaburun özünün normal müdafiye ihtiyacını eşip getti. Tibet ve Yunan kadarlık rayonlarına eğer tehdit şekillendirildi deyilgen. Hürmetlik tiluzur köyükçiler. Şunda kılıp bu heptilik istiklal haberler programımız müşerde ahırlaştı. Kink katımlık programımızı kürüşkice sizlerde Cenab-ı Allah kitap şurumuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu.